Sevgili seyirciler, ben ve ekip arkadaşlarım çok çok acıktık ve ne yaptık? Soluğu muhteşem güzel burger dükkanında efendim bulduk ve Kemal Bey ile birlikteyiz. Hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkürler, siz de hoş geldiniz. Efendim tabii ki hoş bulduk ama ben daha önce bu mekanı geliyordum ve inanılmaz güzel etleriniz var. Özellikle hamburgeriniz çok güzel. Bu hamburgerin ismi sevgili seyirciler Köşk Burger. İlk yediğimde bana çok Allah Allah dedim, Köşk Burger ne alaka? Şimdi efendim hemen Kemal Bey'den öğrenelim bakalım. Köşk Burger tabii. Neden Köşk Burger? Köşk Burger ilk ıhlamur köşkü diye açtık biz bu firmamızı. Öyle mi? Tabii. Beşiktaş'ta. O zaman Beşiktaş'ta ıhlamurda. Tabii Beşiktaş'ta. Tuttuğumuz mekan biraz köşkü anımsattığı için bu ismi kullandık. Ve o ismin devamını Levent'te burada bu şekilde gerçekleştirdik. Ve bu burgeri de Köşk Burger adını biz hani en çok sattığımız ürün olarak dükkanımızın ismi olarak sunduk. Zaten sevgili seyirciler, telefonlar susmuyor sürekli. Evet. En çok tercih edilen hamburgerlerden bir tanesi. Aynı zamanda da ben bundan şöyle yemiştim daha önceden. İçinde lokum olanı var bunun galiba. Tabii, onun adı ne? Lokum olan da var. O bonfileden yapıyoruz. Sormadım onun adını da hani direkt öyle hamburgerin içine normal, geldi. Normal ismi yine bonfileden yaptığımız lokum olarak, lokum burger olarak lokum verdiğimiz burger, bir ürün. Evet. O da çok güzel. Tabii, o da çok inanılmaz lezzetli. Tabii, onun da çünkü her yerde aslında lokumun sevgili seyirciler şeyi yok böyle böyle. Burgeri yani ekmek arasında genelde gelmiyor ama sizdeki çok lezzetli. Tabii burger olarak biz onu sunuyoruz ve gayet de başarılı ve insanların da çok tercih ettiği bir üründür o da. Yani köşkten sonra en çok saklamamız lokumdur. İşte spesiyel olan burgerlerimiz var. Burada çok var. Güzel spesiyeller var. Bizim için hazırlamışlar sevgili seyirciler. Tabii ki programdan sonra afiyetle yiyeceğim. Tabii ki. İsterseniz ben sizin ağzınızdan dinleyeyim. Biraz tanıtalım nelerimiz var. Genelde steak ve burgerlarla çalışıyoruz. İşte steaklerimiz var. İşte ızgara köfte. Tabi onun yanında işte salata patates eşliğinde servisimiz oluyor. Onun haricinde dediğim gibi ürünlerimizi alırken özellikle yani çok seçici davranıyoruz etlerimizi işte alırken. Tabi özellikle tabii. Sevgili seyirciler ne diyoruz? Öncelikle tabii ki sağlık diyoruz. Etin sağlığı, yiyeceklerin sağlığı. Patateslerinize değineceğim birazdan. Tabii. Çok lezzetli ve yağ oranı çok düşük nedense. Kesinlikle. Onlara geleceğim. Öncelikle sağlıklı tabii ki etin kalitesi ve diğer sebzelerimiz de var. Onların da kalitesi çok önemli. Bunlarda ilk başta dikkat ettiğiniz temel unsurlar nelerdir? Bütün ürünlerimiz bizim günlüktür zaten. Bir gün dinlenir, ikinci gün her zaman o şekilde sunulur. Bir gün dinlenmesi gerekiyor etlerimizin. Tabii. İşte ızgara köftemiz olsun, işte burger köftemiz olsun. Yani her ürün bir gün dinleniyor, ikinci gün burada biter. Diğer gün yine aynı şekilde. Kesinlikle yani üçüncü veya dördüncü güne kalma gibi bir durum olmaz. Zaten gördüğünüz gibi biraz da hani hızlı çalıştığımız için çok elimizde kalmıyor. Dolayısıyla daha lezzetli oluyor. Aksi takdirde müşterimizin önerilerine çok dikkat ediyoruz. İşte isteklerine. Bundan dolayı birkaç sos geliştirdik. Ne gibi istekleri oluyor mesela müşterilerin? Ben merak ediyorum. Ya, her mekana gidince sorarım. Müşterimiz mesela et çok yağlı olabiliyor veya yağsız olabiliyor. Şimdi biz genelde her türlü eleştiriye tabii açığız tabii ki tabii ki. Her türlü şeyi açık. Tabii biz müşterilerimize genelde hep sorarız zaten hani alırız, bilgi alırız. İşte nasıl olur, nasıl neyi istersiniz veya içinde ne olsa nasıl olur, nasıl peki, beklersiniz. Peki top 5 listesi yapsak müşterileriniz en çok neler dikkat ediyor ya da neyi istiyorlar sizden? Ya, en çok pişme dereceleri bir, ekmek iki ve soslar özellikle. Soslar. Şu an soslarımız bayağı bir ön planda. Bunları biz yeni yapmış olduğumuz soslar var. Yeni geliştirdiniz. Yeni geliştirdik ve bize özel tabii bu soslarda. Başka bir yerde zannetmiyorum hani tadabileceğiniz bir sos değil. Ay formülleri bunda, de şimdi sana sorsam bunda, söylemezsin. Yani tabii biraz düşünmek tabii, lazım. Düşünmek lazım. Bunları tattırabiliriz ilerleyen zamanlarda. Bir de fiyatlarınız da çok uygun. Fiyatlarımız bu arada. Evet. Aa bir de hemen aklıma şu geldi. Sevgili seyirciler her gün burada öğlen saat 15 ile 18 arasında %10 indirim var. Kesinlikle. Ama ben şunu çok merak ediyorum. Her gün saat 15 ile 18 arasındaki %10 indirim tabii ki haftanın 7 günü neden? Neden? Bizim şimdi öğlen saati belli bir yoğunluğumuz oluyor burada. Öğleden sonra biraz daha sakin ve biz biraz daha hareketli olmasını bir de o şekilde düşündük. Yani hem tatsın istiyoruz insanlar, hani denesin istiyoruz çünkü yani burger furyası biliyorsunuz. Aslında çok mantıklı. Bu arada biraz yoğun. Kemal Bey bile bizlere sürpriz yapmak istemiş efendim. Hani bana ne diyor? Yaptığı sürprizim oldu. Sürprizi şu. Esas ve mezeriyle ekran programından gelen
efendim ben bu programı izledim, sizin mekanınızı evet. burada gördüm diyen evet. tüm müşterilere %20 indirim yapacak evet. ama hangi saatte olursa olsun, isterseniz gece 10 ya da isterseniz gece 12, isterseniz sabah 11 olsun. Doğru mudur? Doğrudur. Bak kayıt altındayız. Tabii tabii. Okey o zaman süpersiniz. Çok teşekkür ediyorum. O zaman bizlerin de efendim sizlere böyle güzel armağanı jest olsun diyorum. Afiyet olsun. Bu arada şunu da çok merak ediyorum. Kaç senedir bu meslekte uğraşıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Benim baba mesleğim bu. Hı-hı. Yani uzun yıllardır bu işte uğraşıyorum. Tabii. Kaç sene oldu? Yani yaklaşık. Baba mesleği ise çok küçük yaştan olmuş. Tabii tabii yani 20 seneye yakın bu işte uğraşıyorum. Tabii çok güzel bir keyif. Tabii. Aslında sizin fiyat politikanıza çok uygun. Fiyatlarımız şöyle, çok özür diliyorum. Fiyatlarımız tabii, şundan tabii. dolayı biraz daha dışarıya yönelik belki uygun olabilir. Onun da sebepleri bellidir. Zaten şimdi biz etimizi kendimiz işliyoruz. Hı hı. Yani toplu halde alıyoruz. Dolayısıyla bu bizi aldığımız zaman biraz daha farklı fiyatlar oluyor. Daha böyle uygun, yani uygun da demeyelim aslında. Etin artık uygunu kalmadı ama biraz daha evet, maliyet açısından. Maliyetli bir biz şey bunu, her yerde ama sizin de gerçekten. Misafirlerimize yansıtabiliyoruz dolayısıyla. Tattırma açısından bu şekilde bir çalışmamız var. Yani kendi etimizi kendimiz işliyoruz. Dışarıdan herhangi bir kasaptan kesinlikle et almıyoruz. Hmm, etlerimiz Balıkesir'den geliyor. Hı-hı, çok güzel. Kendimiz seçiyoruz. O yüzden demek ki bu kadar lezzetli. Tabii. İnanılmaz sevgili seyirciler. Vallahi sohbetinize doyum olmuyor. Biz acaba böyle izleyicilerimizin karşısında şöyle yavaş yavaş başlasak bir şeyler yemeye? Olabilir. Buyurunuz efendim, afiyet olsun. Bu arada da izleyicilerimize de belki sizin söylemek isteyeceğiniz bir şeyler olabilir. Biz böyle efendim yemekleri atıştırırken evet. var mı? Tabii. Köşk burgeri. Buyurun efendim, ekran sizin. Her zaman bekleriz köşk burgeri. Beklersiniz. Tabii yani denemelerini isteriz insanların. Her gün efendim isteriz. Saat 15 ile 18 arasında %10 indirim. Evet. Ben olursam artık 7.24 efendim %20'lik indirimimizi evet. değil mi? Evet. O zaman hadi bakalım afiyet olsun diyoruz. Afiyet olsun. Bakalım nasıl? Tabii ben biliyorum ama bir daha yiyeceğim.